Çocukken okulda bize evrenin kusursuz bir düzenle işlediği öğretilmişti. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler mükemmel bir ahenkle hareket ediyordu. Aynı şey bizim güneş sistemimiz için de geçerliydi. Hatta şunu çok söylerlerdi. Eğer bizim dünyamız güneşe bir santimetre bile daha yakın olsaydı ya da daha uzak olsaydı gezegenimizde yaşam olmazdı. Fakat ilerleyen yıllarda astronomiye merak saldıkça işlerin pek de böyle olmadığını öğrendim. Aslında evimizde devasa bir kaos vardı. Galaksiler birbirleriyle çarpışıyorlardı. Mesela Andromeda galaksisi yaldır yaldır üzerimize geliyor. Süpernovalar patlayıp gezegenleri yok ediyordu. Kara diğer yıldızları yiyip yutuyordu. Ve bu kaosun bir benzeri güneş sistemimizde de vardı. Şu an nispeten stabil bir güneş sistemimiz olsa da bundan birkaç milyar yıl önce buralarda olmak istemezdiniz. Mesela dünyamız ve uydumuz ay büyük çarpışmalar sonucu oluştu. Özetle eğer evrenin bir düzeni varsa, bunun adı kaostur. E peki evrenin her yeri böyle mi? Her yer bizim güneş sistemimiz gibi mi? Yani sürekli olarak bir şeyler birbirlerine çarpıyor, düzen bozulup duruyor mu? Bilim insanları ve astronomlar da yıllar boyunca bu soruyu kendilerine sordular. Evrende bir şeylerin kusursuz bir şekilde işlediği bir yer var mıydı? Mesela mükemmel bir galaksi, kusursuz bir güneş sistemi. Bu matematiksel olarak pek mümkün değildi ama imkansız da değildi. O yüzden de yıllar boyunca matematiksel anlamda kusursuz bir yer aradık ve galiba orayı bulduk. Fakat burası matematiksel anlamda o kadar kusursuz ki bazıları oranın doğal bir şekilde oluşamayacağını iddia ediyor. Onlara göre bu sisteme birileri dokunmuş. İşte bugünkü videomuzun konusu. Evrende bugüne kadar keşfettiğimiz en kusursuz bölge. Bu bölge yani HD 1167. Bugüne kadar keşfettiğimiz matematiksel anlamda en kusursuz en mükemmel ve en senkronize güneş sistemi. Burası o kadar mükemmel ki hiçbir şeyin ters gitme ihtimali yok. Sistemdeki gezegenler birbirleriyle kusursuz bir rezonansa girmiş durumda. Şimdi isterseniz bu garip derecede kusursuz güneş sisteminin olduğu yere gidelim. HD 1167 dünyadan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta. Benerisse'nin saçı isimli takım yıldızda yer alan bu sistemin merkezinde küçük bir yıldız var. HD 1167 K tipi bir turuncu cüce. Yıldızın çapı güneşimizin %78'i kadar, kütlesi de aşağı yukarı %79, %80 civarında. Yani son derece küçük ve sakin bir yıldız. Bu yıldız ESA'nın Cheops görevleri sırasında 2020 yılında keşfedildi. Yıldızı ise NASA'nın TESS uydusu keşfetti. Yıldız sistemi incelenirken ilk etapta çevresinde iki tane gezegenin döndüğü keşfedildi. Bunlar Neptünden daha küçük ama dünyadan daha büyük gezegenlerdi. Fakat daha sonra yapılan analizlerde yıldızın çevresinde iki değil... 6 gezegenin döndüğü tespit edildi. Bu gezegenlerin hepsi Neptün'den küçük, Dünya'dan büyüktü. Mesela sistemin en küçük gezegeni olan HD 1167E dünyamızdan yaklaşık olarak 3.9 kat daha büyük. En büyüğü olan D ise dünyamızın yaklaşık 8.5 katı. Bu gezegenler kayalık mı yoksa gaz devi mi bilmiyoruz ama hepsinin çok güçlü kalın atmosferleri olduğunda hemfikiriz. Bu altı gezegenli sistem bizimkinden biraz daha farklı. Gezegenlerin tamamı yıldızlarına Venüs'ten daha yakın. En yakındaki gezegen Bey'nin bir yılı, yani yıldızı etrafındaki bir dönüşü sadece 9 dünya günü sürüyor. En uzaktaki gezegenin ise bir yılı 54 gün civarında. Evet, yıldızlarına çok yakınlar. Bu yüzden yaşanabilir bölgede yer almıyorlar ama dediğim gibi çok kalın atmosferleri olduğu için burada bir şekilde yaşamın filizlenmiş olması mümkün. E peki bu sistemi bu kadar kusursuz, bu kadar mükemmel kılan şey ne? Yapılan hesaplamalara göre HD 1167 matematiksel anlamda evrendeki belki de en kusursuz güneş sistemi. Yıldızın ve gezegenlerin hareketleri kusursuz. Kütle çekimsel dengeleri kusursuz. Gezegenlerin rezonansları şaşırtıcı derecede birbirleriyle uyumlu. Yani bir süper bilgisayara çıkıp da bize kusursuz bir güneş sistemi tasarla deseniz ancak bu kadarını yapabilir. Bu sistem tahminlere göre yaklaşık 4 milyar yaşında. Güneş sistemimizin oluşum aşamasında yaşadığı kaosun bir benzeri burada yaşanmamış. Daha doğrusu bu sistemde bugüne kadar hiç kaos yaşanmamış. Başta nasıl kurulduysa aynen o şekilde. Biliyorsunuz bizde gezegenler birbirlerine çarpıştı, yörüngelerden savruldu, asteroid kuşakları, debris alanları oluştu. Ama orada bunların hiçbiri yok. Sanki biri gelmiş hepsini tek tek belirli bir sırayla belirli bir paterne göre dizmiş. İşte bu yüzden de bazı insanlar bu sistemin doğal yollarda oluştuğuna inanmıyor. Bir grup komplocuya göre HD 1167 aslında çok gelişmiş medeniyetler tarafından organize edilmiş bir güneş sistemi. İddialarına göre bu güneş sistemi tip 3 veya üstü bir medeniyet tarafından ehlileştirilmiş durumda. Gezegenlerin yıldıza yakın olmasıysa onların planladığı bir şey. Bu gelişmiş medeniyet yıldızın enerjisinden daha fazla faydalanmak istediği için bir şekilde gezegenleri daha yakına konumlandırmış. Kalın atmosferleri gezegenin yüzeyini güneşten gelen yüksek sıcaklığa ve radyasyona karşı koruyor. Bu sayede yıldıza çok yakın kalabiliyorlar ve böylece yıldızdan çok daha yüksek miktarlarda enerji çekebiliyorlar. Aslında bazı açılardan bakıldığında bu iddia o kadar da uçuk kaçık sayılmaz. Çünkü dediğim gibi bu sistem bugüne kadar görmeye alışık olmadığımız kadar kusursuz. Şimdi bu açıdan bakınca insan ister istemez şunu düşünüyor. Ya yani gerçekten de mantıklı olabilir. Belki gerçekten de burada çok gelişmiş bir medeniyet var. Yıldızın enerjisini olabildiğince verimli bir şekilde sömürmek istiyor. Bu yüzden de güneş sistemiyle biraz oynadı. Gezegenlerin yerlerini değiştirdi ve bu sayede matematiksel anlamda kusursuz bir sistemle yaratmış olabilir. Ya da belki de bunlar bizim bildiğimizden çok farklı türler. Biz yıldızların çevresindeki yaşanabilir bölgeleri hesaplarken dünyadaki gibi yaşam faktörlerini ele alıyoruz. Bizim gibi canlıları, dünyada gördüğümüz gibi canlıları. Ama evrendeki bütün canlılık kuralları bizdeki gibi olacak değil. Belki de bu gezegendeki canlılar güneşten gelen doğrudan radyasyonla besleniyordur. Belki karbon bazlı değillerdir, belki bizim gibi suya ihtiyaç duymuyorlar. O yüzden de bu gelişmiş süper medeniyet iddiasını göz ardı etmemek lazım. Fakat öbür taraftan diğer bilim insanları onlarla aynı fikirde değil. Onlar da sistemin kusursuzluğuna baktıklarında çok şaşırıyorlar lakin bu öyle imkansız bir şey değil. Karşı tarafta şunu savunuyor Evet evrenimiz kusursuz bir yer değil. Kaotik bir yer ama bu kaosun içinde de bazı düzenler doğal bir şekilde oluşmuş olabilir. Bizim evrenimiz sonsuz kombinasyonların, olasılıkların gerçekleşebileceği bir yer. Yani bazı yerler cehennem gibi ise bazı yerler ise kusursuz olabilir. Öte gezegen araştırmacılarının yaptığı hesaplamalara göre bulduğumuz her 100 sistemden bir tanesi HD 1167 kadar kusursuz ve senkronize olabilir. Yani evrende kaos kadar kusursuz düzen de var olabilir. Kaos nasıl doğal bir oluşumsa düzen de doğal bir oluşum olabilir. Ama tabii ki de bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü cevap bizden 100 ışık yılı uzaklıkta. Bu yüzden de hem ESA hem de NASA bu sistem üzerine çalışmaya devam ediyor. Belki ilerleyen yıllarda HD 1167 neden bu kadar kusursuz sorusunun cevabını bulacağız. Bakalım ilerleyen yıllarda bu kadar kusursuz daha doğrusu bu kadar garip gezegenler ve sistemler bulacak mıyız? Ki bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğunu ben de biliyorum sizde. Derin uzaydan yeni keşifler geldiğinde bunların hepsini size teker teker anlatmaya devam edeceğim ama bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.